Konumuz Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Zoraki diplomatlık yaparak politikada 45 yıl geçiren Yakup Kadri, diğer diplomatların hedefinde ve daima okun ucunda olmuştur. Bir gece Yakup Kadri hakkında hüküm verilir. Bu hüküm gecesinden sonra önce Sodom'a sonra Gomorra'ya sürgün edilir. Yakup Kadri, Sodom ve Gomorra arasında bir sürgün hayatı yaşadıktan sonra nihayet Ankara'ya dönebilecektir. Ankara'ya gitmeden önce dostu Nirvana'ya veda eder ve vatan yolunda ilerlemeye başlar. Erenlerin bağından geçerken bir sağanak başlar ve orada bir mağaraya sığınır. Gökten adeta rahmet yağmaktadır. Sağanak durunca yoluna devam eder ve sonunda Ankara'ya varır. Ankara'nın panoraması onu büyüler. Ankara'nın panoramasını seyrederken yıllardır bir sürgünde olduğu için kendini bir yaban gibi hisseder. Bu yaban hissinden kurtulmak için kiralık bir konak aramaya başlar ve Nur Baba'nın kiralık konağına yerleşir. Kiralık konağa yerleşirken yanında sadece anasının kitabı vardır. Her akşam anasının kitabını okur ve şarkı dinler. Hep aynı şarkıyı dinler ve hep o şarkıyı dinlemesinin bir nedeni vardır. O şarkı bir serencamı, yani başından geçen olayları anlatmaktadır.